Bilinalan köyü İlvat ya da Elvat olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır. İlvat kelimesi bölgenin coğrafi özelliğine uygun olarak Luvvi dilinde geçit yeri anlamına gelmektedir. Yerleşim adını 200 ila 300 yıl önce Antakya'nın Belen bölgesinden gelen halkın buraya yerleşmesi sonucu almış ve ismi önce Belen, daha sonra Belenilvat ve son olarak da Belenalan olmuştur. İlvat bölgesindeki Büyük İlvat ve Bucak İlvat adlı diğer köylerin adları da Büyük Alan ve Bucak Alan olarak değiştirilmiştir. Öz kaynak Defteri Hakani kayıtlarında köyün adının geçmediğinden yola çıkarak köyün 1572-1573 yıllarından sonra kurulduğunun bilgisini vermektedir. Köy ile ilgili olarak Yerle Karyesi dağıldıktan sonra Büyük İlvat Köyü'nün mahallesi haline geldiği için Belen İlvat adını aldığını zannettiğini ifade etmiştir. Köyde bulunan Belenalan eski camiine ilk hatip tayini 1833 yılında olmuştur. Bu sebeple köyün 1833 yılı öncesinde kurulduğu kesinlikle diğer verilere dayanarak 1750 yıllarında kurulduğu ihtiyat kaydı ile söylenebilmektedir. Belenalan köyüne gelin. Geçmişin geleneksel imar hukukunun nasıl kusursuz işlediğine tanık olun. Tüm Türkiye coğrafyasında olduğu gibi yerleşim yerinin gelişimini ve yapılaşma faaliyetlerini çok da katı olmayan bir düzen içerisinde tutmaya ve birlikte yaşamanın getirdiği bir takım problem ya da husumetleri önlemeye veya çözmeye yarayan bazı temel kural ve kaidelerden oluşan geleneksel imar hukukunun çağımız hukukuna şapka çıkarttığını öğrenin ve bilgilenin. Bu hukuk sistemi köy kanunu ve belediye kanunu gibi yazılı hukukun yörede hakim kılınmasından önceki dönemlerde tarım çağının kendisine has şartları içerisinde oluşmuştur. Yapı ustalarınca nesilden nesile aktarılan bu sözlü hukukun özünü komşuya zarar vermemek ve ortak mülk ya da kullanım alanı olarak kabul edilen bazı sahalar olan yol gibi işgal edecek ya da daraltacak çeşitli müdahalelerden kaçınmak oluşturur. Bugün 30 Aralık 2020, artık eski yılı uğurlayıp yeni yıla geçmeden önce Antalya'nın Akseki ilçesinin Belenalan köyü var. Düğmeli evleriyle ve ahşap minareli camisiyle meşhur. Oraya gezmeye geldik. Burada da Hamza adında bir öğrencimiz var. Köyün tarihini ve geçmişini bize kısaca anlatmaya çalışacak. Evet, hoş geldiniz. İsmim Hamza, soy ismim Güzel. Yaklaşık bir yıldır bu köyde oturmaktayım. Bu köyün tam yapılış tarihi belli olmamakla birlikte, tarihçilerin bize söylediğine göre 600-650 yıllık bir köy olduğu söylenmektedir. Burada 1900 yıllara kadar dolu 120 ile 150 hane arasında yaşam bulunmaktaymış. 1920'lerde bu köy iki tane büyük yangın geçirmiş. Bu iki büyük yangında yaklaşık 70 kadar ev küle dönmüş. Buradaki insanların bazıları ise evlerini yılda ayda gelip bir bakmışlar. Bazıları ise göç etmiş, göç ettikleri yerlerden hiç gelmemiş. Şu an burada yaz aylarında 10-15 hane kadar bulunmakta, kış aylarında bu sayı 7-8 haneye kadar düşmekte. Köyün zaten yaş ortalaması 80. Bu köy eski ahşap minareli camisiyle, düğmeli evleriyle, kervan yolu, tarihi okulu, bir de sarnıçlarıyla meşhurdur. Burada görmüş olduğunuz sarnıçlar yaklaşık köyde 9 tane bulunmaktadır. 7 ile 12 metre arası derinlikleri değişmektedir. Bunlar elle yapılmıştır eskiden. Bunların eskiden her birinin bir amacı bulunmaktaymış. Biri su içmek, öbürü hayvan sulamak, diğerleri bağ bahçe veya halı yıkamak gibi işlerde kullanılırmış. Evet, bu köyde taşlık arazi üzerine kurulmuş. Bu yüzden evler genelde
taş ve ağaçtan faydalanarak yapılmış. Burada fazla herhalde bitki de yetişmiyor. Tarım yapılmıyor. Sadece meyve ağaçlarından. Burada şimdi şöyle bir durum var. 2013 yılında kentsel sit olarak tescillendi. Burada badem ağaçları çoğunluk bulunmakta. Bunlar da sincaplar sayesinde. Sincaplar birini götürüyorlar, saklıyorlar ve sakladıkları yeri unutuyorlar. Böylelikle badem ağaçları da çoğalmakta. Burada sizlere düğmeli evlerden bahsedelim. Şimdi bu yan olanlara, hatır çıkıntılı olanlara düğme denmekte. Bu duvarların kalınlığı 60 ile 80 santim arası değişmekte. İlk başta 60 santim duvarı ördükten sonra bu hatıl dediğimiz ahşap parçayı duvarın iki tarafına yan bir şekilde koyuyoruz. Sonra bu düğme dediğimiz ahşabı yerleştiriyor ve burasından biraz kesiyoruz. Bu bunu tutuyor. Zaten düğmenin Türkçedeki anlamı iki şeyi birbirine bağlayan, birbirini tutan anlamlarına gelmektedir. Buradaki bu ahşapla bu ahşap birbirini tuttuğu için düğmeli ev denmektedir. Şimdi Belinolan köyünün tarihi camisinin yanındayız. Bu eskiden yapılmış bir kapı, tarihi bir kapı. Ama bunun nasıl açıldığını, kilit sistemini bilmediğimiz için arkadaşımız açmayı deniyor. Galiba buradan olacak mı bir şeyler? Bulabildin mi? Evet, bu köyde yaşayan Hamza çocuğumuz bu kapının açılışını gösterecek. Şimdi bu kapı bu bölgelerde kullanılmakta, bu kilit sisteminde. Bu kilit sistemi tekli kapılarda, yanlarda, bu tarafta, çiftli kapılarda böyle yukarıda bulunmakta. Bastığınızda açılıyor. Bu kilit sisteminin adına ise traka veya falak denmektedir. Traka veya falak. Belinolan köyü Manavgat-Konya karayolunun 94. kilometresinde yer almaktadır. Köyde 50 adet yapı ve 7 adet sarnıç bulunmaktadır. Bu yapıların büyük çoğunluğu özgün olup ayrık nizamda bahçe içerisinde topografyaya uygun organik bir dokuda yamaca yerleşmişlerdir. Bunlar eski Osmanlı itfaiyecilerin kullandıkları yangın tulumasıdır. Yangına müdahale ettikleri eski Osmanlı'daki itfaiye aracı budur. Buraya günlük 7-8 araba tur otobüsleriyle birlikte turistler gelmekteydi. Burada alışverişlerini yapıp çaylarını içmekteydi. Çok sayıda folklorik objeler ve eserler burada sergilenmek üzere derlenerek bir araya getirilmiştir. Bu köyde çok güzel eğitsel ve öğretici bir mini etnografya müzesi olmuş. Önemli parçaları arasında deri tabaklama ünitesi, tuvaletli bebek beşiği var. Şimdiki nesil insanların birçoğunun görmediği ve görse de ne olduğunu bilemeyeceği objeler bulunuyor. Yeni nesil öğretmenlerin bile tanımadığı ve bilmediği bu objeleri mutlaka görmeleri, tanımaları ve öğrencilerine göstermesi gerekmektedir. Bu müzeye gelirlerse çok kapsamlı öğrenecekleri bu objelerin işlevlerini tanıma ve öğrenme olanağı bulacaklardır. Bu evin eski sahibi ayakkabıcıymış. Burada görmüş olduğunuz tekne yaklaşık 650 yıllık bir tarihe sahip. Bu teknede buradaki oturan ayakkabıcı derileri getirir, bunda tabaklarmış. Bu peşin bir özelliği bulunmaktadır. Bu elinde görmüş olduğunuz alete sibek denmektedir. Eskiden bez diye bir şey olmadığı için bu beşikteki bu delik olan yere bir kap korlar. Bunu kızların bir de erkeklerin ayrı olarak şeylerine takarlar. Bir pisleteceği veya altın edeceği zaman oraya denmiş. Eskiden buğdayları veya bulgurları bununla çekerler. Buğdayları un, bulgurları ise pilavlık bulgur yaparlarmış. Köy Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.11.2011 tarih ve
166 sayılı kararı ile kentsel sit alanı olarak ilan edilmiş, köyde bulunan 50 adet yapının özgün olan 43 tanesi ile sarnıçların tümü tescillenmiştir. Tescilli yapılar arasında Belinalan Köyü Eski Camii ve Belinalan Köyü İlköğretim Okulu da bulunmaktadır. Bu cami bu bölgedeki en eski ahşap minareli camilerden bir tanesi. Tam yapılış tarihi bilinmemekle birlikte bu bölgedeki eski camilerden bir tanesi. Belinalan Köyü Camisi, okulun hemen yanında eğimli bir araziye kurulmuştur. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir kütleden oluşan yapının üst örtüsü içten düz ahşap tavan, dıştan iki yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatıdır. Üzerinde inşa kitabesi olmayan yapının banisi ve inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak avlu kapısındaki levhadan Fadime ve Hacı Hasan Arıcı tarafından tamir ettirildiği öğrenilmektedir. Fakat söz konusu levhada herhangi bir tarih geçmemektedir. Ahşap ve moloz taşla düğmeli duvar tekniğiyle inşa edilen yapının dış cepheleri çimento harcıyla sıvanmıştır. Caminin kuzeybatı köşesinde ahşap bir baba direği üzerine sekizgen formlu şerife yerleştirilmiş köşk minaresi yer almaktadır. Şerifeye ahşap korkuluklu L şeklindeki ahşap merdivenle ulaşılmaktadır. Ahşap korkuluklu şerefenin üzeri hilal şeklinde metal bir alemle sonlanan külahla örtülüdür. Şerefe altı ise çıtalarla oluşturulmuş kadeh formundadır. Yapının minaresi, kadınlar mahfili, kapı ve pencere doğramaları ile mihrap çerçevesi ve minberi ahşaptır. Kuzey cephesi sağır tutulan caminin doğu ve batı cephelerinde üçer, güney cephesinde ise iki adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı mevcuttur. Güney ve batı cephelerde ayrıca birer de dikdörtgen formlu küçük üst pencere bulunmaktadır. Yapıdaki pencere açıklıklarının tamamı yanlardan içe doğru şevlidir. Yapının kuzeybatı köşesinde eyvan şeklinde bir girişi vardır. Giriş eyvanının doğu ve güney duvarlarına birer kapı açılmıştır. Doğu duvarının güney ucundaki kapıdan doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı ve üzeri düz ahşap tavanla örtülü mekana girilmektedir. Fonksiyonu bilinmeyen bu mekan günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. Konutların tümü kendi bahçeleri içerisinde konumlanmıştır. Bahçeye üstü kırma veya sundurma çatılı ve geniş saçaklı bahçe kapıları aracılığı ile girilir. Bu kapılara yörede borta adı verilmekte olup, kilit sistemleri de yine yöreye özgüdür. Traka veya tıfras adı verilen bu sistem, bahçe kapısında olduğu gibi mekan kapı ve pencerelerinde de uygulanmıştır. Konak tarzı yapılardaki zengin işçilik, halk tipi konutlarda yerini sade ve daha basit bir tavra terk etmektedir. Bahçe ve ev ilişkisi açısından köy konutları iki ana gruba ayrılabilir. Birinci gruptaki evler sıra ev tarzında bitişik olarak inşa edilmişlerdir. Bu gruba giren evlerin ön cepheleri sokağa bakmakta olup küçük bir arka bahçeleri de mevcuttur. İkinci grup evler ise bir bahçe ya da avlu içerisinde yer alan konutlardır. Buradaki düğmeli evlerin en yenisi bu. Bu da 180 yıllık. Bahçeler oldukça işlevsel mekanlardır. Sokaktan avluya borta kapılarla girilir ve kapının üzerinde küçük bir beşik çatı yer alır. Günlük hayatın bir kısmı burada geçer. Bahçede çeşitli meyve ağaçları bulunur. Toprak parçasının bir kısmı sebze ekimi için kullanılır. Ayrıca kış hazırlığı olarak adlandırılabilecek çeşitli faaliyetler tarhana, bulgur, reçel, pekmez, sirke, turşu yapımı bu alanlarda gerçekleştirilmiştir. Ev bahçeleri genellikle basit duvarlarla çevrilidir. Halk tipi konutlarda oda sayısı 2 ile 4 arasında,
ailenin büyüklüğüne göre değişmektedir. Odaların iç döşemesi son derece basittir ve ev sahibinin ekonomik durumuna göre farklılık gösterebilir. Odalarda modern manada mobilya bulunmamakla birlikte yapıyla bütünleşmiş nitelikte bir mobilya anlayışı karşımıza çıkar. Burada eski köy ilkokulu bulunmakta. Bu köy ilkokulunun tam yapılış tarihi bilinmemekle birlikte bu ilkokullardan ayakta duranlardan birisidir. Eskiden köy çocukları bu okula gelmekteymiş. Bu okul yaklaşık 30-40 yıl önce kapanmış. Buradaki bir tane öğretmen bulunmaktaymış. Mesela eskiden 2. sınıfa gidiyorsanız dersleriniz de çok iyiyse 1. sınıfa anlatmaktaymışsınız. Böyle böyle yardımlaşmak varmış. Burada bir tane okulun içinde merdiven var. Merdivenden aşağı iniyorsunuz. Oradan bahçeye çıkıyor. O bahçeye çıkan koridorda ufak bir tane oda var. Eskiden burada okuyan her öğrenci bu odaya 100 tane odun koymak zorundaymış. Burası eskiden hammış. İnsanlar develeriyle geldiklerinde hayvanlarını burada, kendileri ise o dönemde kiminle ticaret yapabiliyorsa onun evinde konak varmış. Zor, zahmetli, masraflı bir faaliyet olan inşaat sırasında bazı ameliyeler imece şeklinde bir organizasyon ile komşuların ve akrabaların katılımı ile gerçekleştirilirdi. Bahçeler yoldan ve diğer parsellerden semerkandi veya kuşkonmaz adı verilen duvar yardımı ile ayrılırlar. Bu duvarlar düğmeli kuru moloz taş örgü üzeri ahşap perdeden oluşmaktadır. Konut bahçeleri nadiren sert zemin tasarlanmış, geneli toprak bırakılmıştır. Konut bahçelerinde genelde kışlık yiyecek hazırlamak için kullanılan bir ocak ile asma sardırılarak gölge amaçlı kullanılan ve yörede iskenet adı verilen bir çardak da mevcuttur. Burada görmüş olduğunuz ağaca ardıç ağacı denmektedir. Bu ağacın bir de kuşu bulunmaktadır. Ardıç kuşu. Gidiyor bu ağacın meyvesini yiyor. Ondan sonra bir yere pisletiyor. Oradan ardıç ağacı çıkıyor. Bu karşıda görmüş olduğunuz dağ Asar Dağı denmekte. Roma ve Bizans döneminde orada yaşam olmuş, hatta halen kalıntıları bulunmaktadır. Burada etrafı çevrili bir yer görmektesiniz. Bu yere harman yeri denmektedir. Eskiden buğdayları biçerler, getirirler buralara dökerler. Üstünden düven dediğimiz yapıyla geçerek buğdayı sapından ayırırlarmış. Ve rüzgar yöntemiyle sapıyla buğdayın tanesini ayrı bir yönteme yerlere ayırırlarmış. Burada görmüş olduğunuz yola kervan yolu denmektedir. Eskiden develerin gelip geçtiği yol burasıdır. Bu yol Alanya'yı Konya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu taraftan Alanya'ya, öbür taraftan ise Konya'ya gitmektedir. Bu yol köy köy devam etmektedir. Hatta burada bu yol ikiye ayrılmakta. Bu tarafı Alanya'ya, bu taraftan ise Çimi köyüne gitmektedir. Köydeki konutların tümü iki katlı tasarlanmıştır. Zemin katlar hayvan yaşamı, işlik ve depolara ayrılmıştır. Konuta giriş bahçe kapısı ile aynı adı taşıyan çift kanatlı ahşap kapı ile borta yapılmaktadır. Kapı yörede ev öğün veya ahır altı adı verilen ve üst kattaki sofanın iz düşümünde konumlandırılmış olan mekana açılır. Evin genellikle sirkülasyon amaçlı kullanılmakta olup nadiren bahna adı verilen yalağı ve diğer elemanları barındırır. Merdiven, ağıl, ahır, samanlık gibi mekanlarda evin aracılığı ile kullanılırlar. Yaşam katı olan birinci katla ilişkiyi evinden direkt sofaya açılan veya evinle kapısı aracılığı ile ilişkilendirilen merdiven sağlar. Merdivenler tamamı ile ahşaptan tasarlanmış olup çift taraflı limon kirişlere geçirilen basamaklar yardımıyla oluşturulurlar.
Konutların bir kısmında Kagir beden duvarının önüne konumlandırılan merdiven, üst katta yörede Aralık adı verilen hole açılmaktadır. Burası köy adası, köy işlerinin karara bağlandığı yer. Burası pazar yolu. Eskiden burada pazarlar kurulur, alışverişler yapılırmış. Hatta bu tarafta bir tane de sarnıç bulunmakta. Bu sarnıç da ismini bu yoldan almıştır. Pazar yolu kuyusu olarak adlandırılmaktadır.